Are you fucking shitting me? Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Dünkü Solo Survivor videosunda karşıma Spirit gelmişti biliyorsunuz ki. Ben de uzun süredir oynamadığım için canım çekti. Hızlı bir şekilde önce build'imi anlatayım, sonra eklentilerimize geçeceğiz. İlk perk'ümüz çanak çömlek patladı. Bir kurbanı kancaya astıktan sonra 45 saniye içerisinde tekme attığımız ilk jeneratör toplam ilerlemesinin %20'si kadar anında geriliyor. İkinci eklentimiz mangal ve piknik. Bir kurbanı kancaya astığımız zaman kancadan 40 metre uzakta olan diğer bütün kurbanların haresini 4 saniye boyunca görüyoruz. Spirit karakterinin özelliği de uzak mesafeleri kısa sürede kat etmeye yaradığı için gördüğümüz kurbanların yanına hızlı bir şekilde gideceğiz. Üçüncü perk'üm nefes kesen çarpıntı. Bir kurbanı sırtımıza aldıktan sonra tamir eyleminde olmayan bütün jeneratörler 16 saniyeliğine kapanıyor. Bu 16 saniye boyunca hiçbir şekilde tamir edemiyor kurbanlar o jeneratörü. Kapanan jeneratörleri beyaz hareyle görebiliyoruz. Yani beyaz olmayan jeneratörler o an tamir eyleminde demektir. Böylece hangi jeneratörlerin yapıldığını anlayıp o jeneratörlere gidebiliyoruz. Ve son perk'ümde biraz heyecan olsun istedim maçta. Evsun Umut yiyen perk'ü. Biz bir kurbanı kancaya astıktan sonra biz o kancanın 24 metre uzağındayken o kurbanı kurtarırlarsa bir nişan kazanıyoruz arkadaşlar. Nişanlarımız 2'ye ulaştığı zaman 10 saniyeliğine %5 sürat durum etkisi kazanıyoruz. Hızımız artıyor yani. 3 nişana ulaştığımız zaman bütün kurbanlara tek atabiliyoruz. Ve 5 nişana ulaştığımız zaman da adak olarak mori takmamış olmamıza rağmen bütün kurbanlara mori çekebiliyoruz. Tabi bu saydığım efektler Evsun totemimiz kırılana kadar geçerli. Evsun totemimiz kırıldıktan sonra hepsi devre dışı kalıyor. Evet gençler, perk buildim bu şekildeydi. Şimdi de eklenti kombinimi anlatayım. İlk eklentim çamurlanmış kasket. Yamaoka'nın lanetinin hareket hızını %10 arttırır. Yani özelliğimizdeyken daha hızlı hareket ediyoruz. İkinci eklentimiz de kötülüklerden korunma tılsımı. Yamaoka'nın lanetinin süresini %70 arttırıyor. Yani özelliğimizi %70 daha uzun kullanabiliyoruz. Fakat eksisi olarak şöyle bir şey var. Yamaoka'nın lanetinin hareket hızını %15 azaltıyor. Fakat taktığım bu eklenti sayesinde kaybettiğimiz hareket hızını geri kazanıyoruz. Bu eklenti sayesinde de özelliğimizi %70 daha fazla kullanmış oluyoruz. Gayretli Tangara Çelengon'u gördü ya. Yani tamam, Spirit aldık da hemen ev sahibi yere yollamak zorunda mıydı? Nefret ediyorum şu haritadan ya. Neyse arkadaşlar, haritayı ağlamak yok. Sakiniz. Aha, birini mi gördüm ileride? Evet, görmüşüz birini ya. Çok güzel. Kötü başladılar. Bir tane paleti de cukkaladık. Oo, dur bakayım, buna çok şeyde düştük ya. Zord. Yaptım mı onu gerçekten? Okey, hemen özellik hiç sıkıntı yok. Iron Will nerfinden sonra sanırım ilk kez oynuyorum. Seha. Yani şimdi bak White, sen kara listeye alındın. Onu bir söyleyeyim öncelikle. Güzel, özelliği kullanımımız bayağı iyi. Uzunluğu falan iyi yani. Şuna popu vuralım hemen. Tam bir tane stack oldu arkadaşlar. Şimdi oraya geri döneceğim. Hilliyor olabilir onu. Stacklerimizi 3 yapıp birkaç taneyi tek atsak şöyle. Aynen de öyleymiş. Hillamaz olur mu hiç? Tam Dwight'ı boyu alacağız. Öbürünün acaba Barrow'un var? Hala niye kaşınıyor ki? Aynen, Barrow var. Tamam, okey. Gel buraya. Yani sen düştün önümüze. Vuramayacağım sandım bir an. Sen düştün önümüze. Oy, Dwight'ı da alalım, tamam. Çok iyi. İyi başladık, iyi başladık. Iron Will olmadığı için çok zor durumdalar. Çok zor durumdalar. Bunun decisive var mıdır? Alalım, varsa dağıtsın. Yapacak bir şey yok. Yokmuş, çok güzel. Bak şimdi taktiği izle. Bak şimdi arkadaşlar, olayı bir izleyin. Bak, iyice uzaklaşacağım. İkisini de, iki oldu. Öbürünü de alsınlar. Öbürünü de almalarına izin veriyorum. Tamam, şimdi geliyorum işte. Ananızı sikmeye geliyorum. İkisini de yan yana astım ya. Direkt arka arkaya aldılar. Şimdi Ward'dan haberleri de yok. Dur, pop da boşa gitmesin, şu jene vuralım. Hep israf. Kank selam. Sana nasip oldu. Dedeciğim biraz sakalların ağarmış ama geçmiş olsun. Alo. Kim dedeci oldu lan? Ne oldu oğlum, kim gitti ya? Yalnız çarptırmadan jeni de bitirmişler arkadaşlar, bakın. Anlamadım sanıyorlar. Tamam, gördük onu. Şöyle önüne doğru atalım hemen. Özelliğimiz sanırım oraya kadar yeter. Oo, şeke gelmiş. Dolaba mı girmiş bu? Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Decisive atacak. Güzel, stackler 4 oldu. Atmadı. Şimdi bunu da alırlarsa 5 olacak. Base'e düşürüp direkt morilerim. Çok güzel. Aha, 5 oldu. Morilemeye geliyorum.
Ulan köpek yanımdan geçti ya. Sana nasip oldu Dwight'e. Diğerini bulamadım. Diğerini görsem onu atacaktım da. Senin şimdi ekstra barovun marovun varsa bir süresi bitsin bakalım. Uf, çok iyi flick lan. Yavaş atlasaydı bu arada mind game'ini yedirmişti bana. İkinci atlayışını yavaş yapsaydı. Spirit'e karşı oynarken o trikleri kullanabilirsiniz. Gerçi yaralıydı, her türlü duyardım ya. Nereyi izliyorum oğlum? Yosun tutmuş bok gibi şeyi gösterdim şu an bana. Ne izledim ya? Bir tane mori izleyelim dedik. Yalnız Devour'un ilk maçtan bu kadar işe yaraması. İnanamıyorum. Üst kata mı çıktın lan? Aha merhaba, sprintim var galiba. Tamam, özellik atalım. Çok iyi. Spirit'te paslanmamışız ya. Ne diyorsunuz? Bir mori de buna. O DC olan niye DC oldu onu anlamadım. Onunla hiç husumetim de yoktu benim ama. Ablacım adam öldü zaten. Niye bir de bağırıp yani adama psikolojik şiddet yapıyorsun ya? 4'te 4'de hiç zorlamadık. Aslında zorlayabilirmişim. Şöyle bir gezelim bakalım içi bulabilirsek. Aha. Merhaba. Oğlum oyunda böyle biri mi varmış? Bu kim? Crowded varmış ya oyunda. Bu şey kesin. O iki tane arkada cam bitiren var ya köpek. Kesin o bu. Hemen çözdüm, hemen çözdüm. Ağır bastık yani maça ya. Gençler oyun lobi bulana kadar Liverpool maçının özetini izleyeyim dedim. 9-0 bitmiş maç. Basketbol maçı sandım, ilk periyot sonucu sandım, futbolmuş. Yazık, günahtır ya. Görünüşlerine göre, gözlemlediğime göre bunlar biraz daha iyi arkadaşlar. Biraz daha çetin maç geçecek gibi. Bir kere Ace var karşıda. Ace bana karşı çok büyük psikolojik üstünlük kuruyor, bilmiyorum. Sizde de aynısı yaşanıyor mu Killer oynarken? Bu oyunda Survivor oynarken Trapper ekstra hızlıymış gibi geliyor bana. Killer oynarken de karşıma Ace geldiği zaman çok zorlanıyorum yani. Ne ayak? Merhaba tırın 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 Sinan Usta. Bak Ace, senden bahsettik yani, hemen gelmişsin karşıma. Bir dur, bismillah diyedik. Aha pompon kız da orada. Ne oluyor lan? Sıkıştım. Buğunu açtılar sanırım. Hatta jam bitirdiler. Buğunu boşver, jam bitirdiler. Hemen barbeküyle şu yapılan jene doğru gidelim. Bunu da alsınlar, steklerimiz bir olsun. İnşallah yanan totemimi görmemiştir yani, bilmiyorum. Ace oradan geçti çünkü. Gerizekalı ne yapıyorsun beyaz beyaz. Bu Erika, yine Erika. Erika'nın kostümünü mü getirdiler oğlum oyuna, ne oldu ya? Stranger Things geldi de benim haberim mi yok? Erika sen biraz salağa benziyorsun. Aynen de öyle. Seni alalım biz, ne diyorsun? Ya Erika boş yapma ya, boş yapma ya. Dedardı var mıdır? Yetişirsem pop vururum, yetişemezsem nanay. Aynen bitirirler. Ya Ace'te de bir de şey varmış, Allah'ım ya Rabbim. Çok çok hızlı başladılar maça, camp'e döneceğiz arkadaşlar. Bunu struggle'a sokmam lazım. Yani Devour'dan stack alamayacağım farkındayım ama. Struggle'a da sokamadım galiba. Aynen hata yaptım ya. Tuh vallaha tuh ya. Oo güzel. Sen de mi satıyorsun? Güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bunu hemen buraya bir asalım. Tamam mı? Bu güzel sattı çünkü. Onu muhtemelen kaldırıyorlar bu arada şu an base'de. Aynen de öyle oldu. Ne oldu? Orada cam patladı ama yemezler. Şuna gidelim. Ya oğlum sen salak mısın ya? İkinci Erika ha? Kralımız ikinci Erika. Bloodlust aldım. Vurmam lazım. O flash'ı senin götüne sokmasını bilirim de. Devour'um mu kırıldı benim ya? Devour'um da kırılmış. Yukarıdaki can de bitmek üzere. Düştün mü yanıma? Lan alo. Beynim bulandı anasını satayım. Şuna bir pop vuralım. Kral. Niye toksikleşmeye başladınız siz? Önce gönünü bul. Tamam mı? O öbürünü de struggle'a sokabilseydim çok daha iyi olacaktı ama. Bakalım buradan çevirmeye çalışacağız. Sen o kadar gıcık bir insansın ki. Ne yapıyorsun kral? Kafasını s**eyim. Uyuz team ya. Tam uyuz team değil mi? Bak hayvan gibi de yıllanıyorlar ya. Baksana şuna. Buğun hızını gördünüz mü? Ya. İkiz dingiller ya. Tam ikiz dingiller ya. Sanki bilmiyorum öbürünün jeneratöre gittiğini. Hayır ben şimdi buradan gitsem sıkıntı, gitmesem sıkıntı. Sen aptalsın ya. Yemin ediyorum sen aptalsın. Gel gel flash'a gel gel. Gel gel. Bio eksikti. Onu da yiyelim tam olsun. Lan satıyorlar aslında da. Ah bir noedim olsa. Ace'cim merhaba, seni de alayım, iki kille gideyim ben. Gerçekten bu maç başımı ağrıttınız. Ne kadar aptal bir takım ya.
Aa, sattım. Açılıyor mu o kapı? Yok. Açılmıyor galiba. Güzel. Bu kapı ne durumda? Aynen. Este heal'landı. GG. Çok daha fazlası kesinlikle olurdu ama Boon işi bozdu yani. Boon'u bir de git araya matla uğraşamadım. Çünkü can 90'da yani gidemedim hiçbir yere. Bayağı gıcıklardı, ne yalan söyleyeyim, çok sinirimi bozdular. Şimdi böyle sakin konuştuğuma bakmayın. Arkadaşlar bir kırmızı halı falan serin. DBD'nin kurucuları geldi çünkü. İroni yapıyorum tabi. Saatlerine bakalım. 2200 normal. 4300. Benim 1500 saatim var. Benim 3 katım. Ve sanırım gerçek Ostarva denk geldi. 9200 saat. 500 sayfa yorum var gördüğünüz gibi. Gerçek Ostarva geldi sanırım. Bana da şimdi dank etti. O ne oğlum? Dwight'ın şeyin 100 yazıyor la. Hayır, az önceki maçı zaten kaybettim. Tam gergin sinirin üstüne yani şunların gelmesi. Şimdi içerik çıkardığıma mı sevineyim? Ağzıma sıçacaklar, ona mı üzüleyim? Adam arkadaşlar 100. Dwight leveli 100. Sen mi tasarladın karakteri? Neyse arkadaşlar, eğlenmemize bakacağız. En azından Ostarva gelmiş. İlk defa büyük bir Dead by Daylight yayıncısıyla karşılaştım. Mami falan daha önce True Talent'ta falan karşılaşmıştı ama ben ilk defa. Şansımıza da killerken denk geldi, sorarken denk gelse Ostarva'nın eline bir verirdim ki. Şaka bir yana, öyle bir şey tabii ki de yapamazdım. Seha Kanks. Ostarva hangisi? Şu mu lan? Şu keş olan mı? Şuydu herhalde. Şu muydu? Ha yok, diğeriymiş. Şuymuş sanırım. Ojen'i yapan var mı acaba? Güzel fake denemesi. Daha doğrusu fake değil, dedart beklediğim için biraz öyle afalladım. Güzel. Ne oluyor lan? Ot sen misin lan? O kırarım kafanı ha. Çekil lan şuradan. Arkadaşlar. Yanlışla bir şey yaptım ama. Ya şimdi şey diyeceğim, ben stack alamayacağım. Bunu alacaklar da ben... Tamam, stack aldık. Geri dön şimdi. Seha, ot. Babacığım nasılsın ya? Allah, özledik, bayağıdır görüşemiyoruz ya ot kankicim. Arkadaşlar otla bir ara yarış yaptık. En iyi Huntress yarışı, tamam mı? Kaybeden işte büyük yayıncı olacaktı. Kimin kaybettiğini tahmin ediyorsunuzdur. Arkadaşlar sikiyorlar beni. Alo. Alo Otz, ne yapıyorsun oğlum? Bir şey diyeceğim, bunlar var ya, benim kötü oynadığımı anladı, bana troll yapıyorlar şu an. Alright, so it's really nice that we know that there's pallets there. Ooh, that could be huge. What is this? Oh, double window. That sucks. That's not huge. Parental guidance right now would be nice. Chat! I couldn't cancel it! I forgot what button it was! I was pressing him! Okay, but I saved the pallet. I saved the pallet from being destroyed. I'm very sorry. I have the whole thing. I couldn't stop it. I'm like, why isn't it stopping? I'm sorry. Ya gülüm, zaten 10.000 saatin var. Anladın mı? Neyin Genrush'ı? Gel oynayalım ya. Ya senin de ben balona tüküreyim ya Dwight. Oğlum bu spot ne? Anasını avradını satayım. Bu ne lan bu? Böyle Macmillan mı olur arkadaşlar? Benim tanıdığım Macmillan bu değil. Benim tanıdığım Macmillan bu değil. Bak bak, yanımdan bir tane fare geçti, onu görmediğimi sanıyor. Ya ot kıracağım şimdi kafanı harbiden yani. Oğlum bir Sivaslı'ya bulaşma demedim mi ben sana? Oy, Divor'un timingine bak. Ananı avradını hiç beklemiyordum. Chad, do we that was very sus. Do you think she heard my breathing? Are you fucking shitting me? Or does she have the add-on, you think? She did go around a bit. Maybe she would have uncloaked unfazed faster. Ah lan, ah lan. Divor'u patlattılar ya. Ya sen ne ara buraya gittin? Deli manyağı. Ya oğlum bu niye böyle yapıyor ya? Bu nasıl bir hareket o? Adamı vuracakmışım gibi hissediyorum. Vuramıyorum anasını satayım. Ot Seha kanka, camp yiyeceksin, kusura bakma. Senin ben var ya. Senin ben aklını izzetini sikeyim. Dedardını attın zaten. Palet buldun mu orada? Yok. Yok, bir şey yok. Daha bir şey yok. Git lan. Yine bak aynı hareketi yapacak. Oğlum ot bunu da kaldırmış var ya, palet seviyersem. What is happening? Please don't tunnel me, Mr. Spirit. I am innocent. Please hit me fast. Aa, bu son asıl ışı değilmiş. Şu çok iyi var ya, şu asıl şeytan şu bak.
Asıl şeytan harbiden bu. Arkadaşlar bunu da kempleyeceğim. Ya zaten bu adamlar bana kanca da adam bırakmaz ki oğlum. Bunlar işi bitirmişler yani. Mümkün değil, anladın mı? Mükmün değil yani. Bak iki kill falan alırız dedik de ne iki sana? Bir tane bile alamayacağız ki. Ay oğlu ay, kapı açtı direkt. Onu mu açtı? Bunlar bir şey diyeceğim, escape streak falan mı yapıyor? Ona mı denk geldim ben acaba ya? Fazla tryhardlardı sanki. Çok tryhardlardı yani, öyle böyle değil. Ben biraz eğlencesini oynamaya çalıştım. Tam arada bir minik camp falan attım da zaten bu adamlara karşı camp atsam da bir şey olmaz arkadaşlar. Adamın 10.000 saati var yani, hani şey yapamayacağımı biliyordum, o yüzden eğlencesini oynamaya çalıştım. Escape streak'e denk geldim herhalde, bayağı tryhardlardı çünkü. Let's go. I think he's out. She would need a really good use of her power. Straight line and a heal, you buddy. Okay, the other two should have time to heal. Hayır, niye benimle dalga geçiyorsunuz ki şu an? Ne var kötü oynuyorsam? Ne var kötü oynuyorsam Dwight boy? Ay 360 yiyordum lan. Hadi Dwight'e bir özellik. Feels like a walking on air. Feels like a fly. GG. Ots falan hiç skin'e takmadı. Kaçtı gitti zaten oğlum. Ben anlamadım bunlar niye bu kadar tryhard'tı ya. GG akalar. Dwight'ın leveline bak arkadaşlar. Bu nedir ya? Ya 10.000 saatli adam bak şimdi arkadaşlar, şikayet etmeyeyim diyorum da. Hani escape streak falan yapıyorsa tamam, bir şey demiyorum. Şu an onu bilmediğim için eleştireceğim. 10.000 saatim var, biraz eğlenelim geldi ya. Yanlış mıyım? Hani bitirmişsin oyunu zaten, anasını bellemişsin. Dump tek dene bir şey dene, hala tryhard tryhard edart medart deniyor bana ya. Ya oğlum ilk maçı ne güzel atlattık, iki maçtır ağzıma sıçıyorlar ya. Bir şey yapın alo. Jam perklerim kötü farkındayım. Hep de yazıyorsunuz arkadaşlar ama ben hani elimde olan bir şey değil. Ben diğer karakterlere çok puan vermediğim için onların perkü bende açık değil. Dolayısıyla bu hala taş devrinden kalma perklerle oynamak zorundayım. Cadı hanım seni şuraya bir götürelim. Dur dur dur, yavaş yavaş, Vigal at. Vigal atacak lan. Şuna bir gidelim, şu totem motem arıyor lan orada herhalde. Seya bacı. Aslında bunlara kahpelik yapacaksın da. İşte hani. Diğerleri yüzünden de Allah belanı vermesin seni. Divor mu yandı? Aynen, divor da patladı. Diğerleri yüzünden de bunları yakmayayım diyorum, anladınız mı? Devir ne varsa devir. Baban koydu zaten. Harita zaten babanın. Kanka yere düştün sonra tırmandın oraya herhalde. Yani bak ekstra 5 saniye kayıp. Neyse en azından kancanın dibine sürünmüş oldu. Ulan cadı. Şuna bir vurayım. Seni öldürmeye geleceğim. Şimdi şu jeni patlatan vardı. Şu jene bir gidelim. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Hillanınlara mı gideyim? Jene mi gideyim? Lan bunu mu patlat? Bitirme. Feng var ya, senin bacağına bir sıçarım. Bu Feng bize büyük sıkıntı ya. Bu Feng var ya, bu Feng büyük sıkıntı ya. Aptal gibi hareketler yapıyor bir de. Çok iyi. Bir an vuramadım sandım. Zaten barbeküyle gördü. Bitirmeseniz o jeni. Alo. Senin bacağını sıçar. Bırak şu jeni. Uf, maçlar stresli ya. Alo. Arkadaşlar bu tarz küçük detoneler normal demiştim size daha önceden. Yani bunları kafaya takarsanız halimiz yaş. Merhaba. Sersevi var mıdır bunun hocam acaba? Yokmuş hocam. Çok güzel hocam. Merhaba. Senin ikinci asılışın olacak. O hiç asılmadı. Sen bilirsin. Şuradan önüne çıkarım belki. Ya sen ciddi misin ya? Senin ne işin var oğlum orada arkadaşlar? Base'ime girmiş ya. Bir şey mi çalıyordu lan acaba? Ha, ne diyorsunuz? Kesin bir şey çalıyordu var ya. Kesin bir şey çalıyordu oradan. Ulan o starvaların acısını bunlardan çıkarttık, anasını satayım, garibanlara denk geldik. Bro ben hiçbir şey yapmadım, yemin ediyorum hiçbir şey yapmadım. Sen kendi kendine geldin benim önüme. Hafıza, o paleti kırmadığımı hatırladım hemen. Oğlum bak kafamı karıştırdı ya. Ne yapıyorsun Safiye ya? Osman'ım nereye gidersin? Bu arada benim eklentilerim bitti galiba. Alan, bir tane eklentim bitmiş. Ben de diyorum özelliğin niye kısa sürüyor? Kaç maçtır öyle oynuyorum ben var ya kesin. Kesin o starvalara karşı da öyle oynadım değil mi? Editlerken fark ederim o salaklığımı zaten de. Belki dedim bir umut.
Ah canımın için. Bir de ne yaptığını bilsen. Dur şuna popu da vuralım da arkadaşlar. Feng döner dolaşır ikisini falan da bitirir. Boş boş bir de şeyle uğraşmayalım. Feng hala burada mı? Boş bir insansın. Boş bir insansın yani. Sana onu söyleyeyim Feng öncelikle. Yani bu nasıl bir bencilliktir, anladın mı? Ulan şeyin süresini uzatan eklentim yok özelliğin süresini. Sadece hızı arttık şu an ya. Neyse 30 arvaların maçındaki hezimeti arkadaşlar az önceki maçta atlattık diye düşünüyorum. Hocam neredeyim? Alo? Doğmadım. Ha. Oha. Ya oyun dondu da benim, orayı bir tekrar alabilir miyiz? Vallahi yemez mi hocam? Bu ne? Daha açık bir yerde çıkamaz mı? Bu arada eklentilerimi yeniledim arkadaşlar. Merhaba Jill. Bisiklet doğru gittin bu hayatta ya. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne oldu yani mesela şu an? Son maç falan dedik diye son maç dediğimi mi duydun? Bak. Hareketini yemedim aslında da şeye takıldım ya. Oradaki küçük heykel gibi pezenekler var ya, bak şunlar. Ne bakıyorsun? Güzel bak, az önce de bu olsaydı daha rahat kazanırdık maçı. Belki 30 darbaları bile zorlayabilirdim eklentilerim doğru olsa. Burada bir yerde olduğunu biliyorum. Bah! Arkadaşlar halk dilinde uçan y**k saldırısı dediğimiz saldırı. Bir eve daha ateş düşürdü. Ne yapıyorsun Mega? Ne ara, ne ara dolandın orama yani? Sırtımda falan mıydın? Aa, Dedard'ı var ya böyle çok çok milisaniyeyle kaçırdı ya. Yani animasyondaydı vurduğumda. Sayılabilebilirdi bilmiyorum ama. Küçükten bir kahretsin demiştir yani. Bunların çevirisi öyle oluyor ya arkadaşlar. Adam ananı bacını bilmem ne yapayım diyor. Altta kahretsin yazıyor. O zaman ben de kendi alt yazıma kahretsin yazayım. Sövdüğüm zaman. Lanet olsun yazayım. Pis yağmur sesi gibi bir ayak sesi duydum ama işte. Tam şeyini anlayamadım. Anam ***'tim. Senin var ya Allah belanı versin. Şerefsiz, yemin ediyorum kalpten hık hık deyip gidiyordum ya. Hiç beklemiyordum lan. Gerizekalı ya. Neyin direnci yani, anladın mı? Oğlum tam ses kasmaya çalışıyordum orada. Bir an hık diye dolabın içinden çıkınca var ya. Yemin ediyorum aklım gidiyordu. Hala bir inançla can yapman beni benden aldı. Gerçekten beni benden aldı Meg'cim. Arkadaşlar bu arada itiraf edeyim, bu taktiği de Oldstarva'dan gördüm. Kendisine buradan selam yolluyorum. Hazır videoma denk gelmişken taktiğini yapayım dedim. İşe de yaradı ama Dedard'ı yedik. Güzel taktik, çok iyi taktik bu arada. Adam sizi arkasından bekliyor ya da pencereden volt atmışsınızdır diye düşünüyor. Fakat üçüncü ihtimal olarak geri geri gidip base kapısından içeri giriyorsunuz. Hiç beklemiyor yani. Ben de defalarca söylerken yedim bu taktiği. İlk denememde de direkt rakibe yedirttirdim gördüğünüz gibi. Güzel bir taktik. Bunlar biraz gariban gibi ya. Hiç bulur bu. Bulamadı arkadaşlar. Kapılar güzel. Kapılar çok iyi. Oğlum adam uyudu mu, ne yaptı, alo? Bayağı grev yaptı ya adam. Öyle olunca ölmüyor falan mı sanıyor acaba? Nerede öldüğünü bir göreydim ya. Maçtaki DC olmasa belki biraz zorlar gibilerdi. Yine de çok bilemiyorum, çok iyi gelmediler gözüme. Evet gençler, son maç laneti yine. Yani ne zaman bu cümleyi desem birileri DC oluyor veya çok erken bırakıyorlar, salıyorlar maçı falan. Hızlı bitiyor yani son maç. Ama güzel, 5 maç attık bugün. Bu maç hadi yarımdan say, 4,5 maç attık. Güzeldi, ben keyif aldım. Bir tek ölü itibarında biraz başım falan ağrıdı yani, böyle kötü günler geçirdim o maçta yani. Siz de umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler yani.